Seçim 2023 programındayız. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk Hülya Hanım. Bir ara vermiştik, sizinle daha önce program yapmıştık. İyi geceler, evet. İyi akşamlar diyelim size de, izleyicilerimize de. Için size Habertürk'e teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın Başkan, İstanbul'daydınız bugün değil mi? Nasıl? Dün bugün İstanbul'dayım. Daha doğrusu dün tabii Ankara'daydık. Günlerde şaşırdık. Hangi programdayız? Her gün 7-8 program yapıyoruz. Yoğunsunuz hala. Dün işte Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Devlet Bahçeli Bey, işte Önder Geçmiş Bey. Geçmiş olsun ziyarette gerçekleştirdiniz. Önce Akkuyu Termik Santrali'nin işte bu Rusya'dan ilk nükleer çubuklar geldi. Onların yerleştirilmesi töreni vardı. Ona katıldık. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız bir kahve içmeye davet etti. Birlikte bir yarım saatin üzerinde bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine nasıl, hem geçmiş olsun Sayın Başkan? Dileklerimizi ilettik, hem de gündemdeki konularda konuşma fırsatı bulduk. Gayet iyi. Yani kendisi yani bir üşütmeye bağlı herhalde bir rahatsızlık geçirdi ama gayet iyi. İnşallah yarından itibaren de bildiğim kadarıyla Teknofest'le birlikte herhalde tekrar sahalarda, programlarda vatandaşımızla yüz yüze, göz göze olmaya başlayacak. Çünkü çok yoğun çalışılıyor. Tabii ben bir kere de buradan geçmiş olsun dileklerimi ve Yüce Allah'tan şifa dileklerimi iletiyorum. Çünkü Türkiye için, Türk milleti için gerçekten hem bu seçimler önemli, hem Cumhurbaşkanımızın seçilmesi, özellikle de birinci turda seçilmesi çok önemli. İşte biraz önce konuştuğumuz projeler dahil pek çok projenin hayata geçmesi, İşte Türkiye'nin dış politikadaki bu onurlu, kararlı duruşunun sürmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar bir 5 yıllığına milletimizden yetki almasını çok önemsiyoruz ve bizim de birinci önceliğimiz bu, onu birinci turda seçtirmek. Tabii ikinci bir sandık daha var 14 Mayıs'ta. O da milletvekili seçimleri. Orada da biz Cumhur İttifakı partileri olarak kendi logomuz, amblemimiz ve adaylarımızla da seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi de işte Büyük Birlik adıyla Büyük yani Birlik Partisi olarak kendi logosu, kendi adayları, kendi listesiyle seçime katılıyor. Yani biz diyoruz ki bir oy Erdoğan'a, bir oy Büyük Birliğe diyerek. Ben de İstanbul Anadolu Yakası 1. bölgeden milletvekili adayım. Diğer arkadaşlarımız 81 il, 87 seçim çevresinde Büyük Birlik Partisi 600 milletvekili adayı ve tüm teşkilatlarıyla, alperenlerle birlikte sahada vatandaşımızla birlikteyiz. Peki, İstanbul'dasınız iki gündür. O seçim çalışmalarını soracağım elbette. Sahanın o dokusu nasıl algıladınız, biraz onları konuşacağım sokağa. Sorum olacak, çok sorum var ama. Şimdi bu Cumhur İttifakı'nın aslında ortak liste çıkaramaması ve her partinin de böyle kendi logosuyla bir anlamda seçime girmesi daha çok böyle vekil sayısında Millet İttifakı'na avantaj sağlayacak gibi fotoğraf çıkardı. Ne dersiniz bu konuda? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Yine Cumhur İttifakımız hem Cumhurbaşkanı seçimini, vatandaşlarımızın desteği, seçmenlerimizin oyu ve Allah'ın inayetiyle kazanacağız. Hem de birinci turda Cumhurbaşkanı seçimini. Milletvekili seçimlerinde de birinci zaten tek tur oluyor orada. Yine Cumhur İttifakı partilerimiz, işte Büyük Birlik Partisi ve diğer Cumhur İttifakı partilerimiz meclis çoğunluğunu elde edecek oyu ve milletvekili sayısını yakalayacaktır. Ama eğer biz 4 parti ortak bir listeyle seçime girmiş olsaydık çıkaracağımızın daha fevkinde 360'ın üzerinde vekil çıkarabilirdik. Ve bu da bize referanduma giderek anayasayı değiştirme şansı verirdi. Tabii bir milletimizin tercihiyle yine olabilir ama biz bunda da bir hayır vardır diyoruz. Tabii biraz önce de ifade ettim. Yani birinci hedefimiz Cumhurbaşkanımızın seçilmesi. İkinci hedefimiz de tabii biz parti olarak, Büyük Birlik Partisi olarak, Büyük Birlik Partimizin burada tarihi bir oy alarak hem oy anlamında bir başarı yakalaması, hem de milletvekili sayısı anlamda da bugüne kadar temsil edildiğinin üstünde, fevkinde bir milletvekili sayısıyla mecliste temsil edileceğini de görüyoruz. Buna da inanıyoruz. Bütün çalışmalarımız da bu yönde. Siz daha önce katıldığınız programda Habertürk'te %30'un üzerinde oy potansiyelimiz dediniz. O açıklama çok konuşuldu. Siz bu oranı, %30 oranını anketlere dayanarak mı verdiniz? Hemen bir anket sorusu da beraberinde şöyle gelsin. Siz Cumhurbaşkanı'nın, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %51
53'lük bir oy oranıyla ilk turda seçileceğini de söylüyorsunuz. Bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'nu da önde gösteren anketler var. Bu anket evet, çalışmalarını Şeyi paralı anketleri öyle gösteriyor. Anketler var. Şimdi siz bu oranı anketlere dayanarak veriyorsunuz galiba siz de, değil mi? Yoksa sokak, seçim atmosferi. Şimdi biz Hülya Hanım geçtiğimiz yıl bir saha çalışması yaptırdık. Hı hı. İki tane yaptırdık daha doğrusu. Birisi Türkiye geneli, diğeri de bu 30 yıl, biz 30 yıllık tecrübeli bir siyasi partiyiz. Hı hı. Ehliyetli, liyakatlı kadrolara sahibiz. Bu 30 yıl içerisinde bir seçimde, farklı seçimlerde Büyük Birlik Partisi'ne oy vermiş seçmenlerimiz üzerinde. Yani bize sıcak ve bize daha yakın, en yakın potansiyelimiz olan seçmenler üzerinde yaptırdık. Bu oran %9.6. Yani Türk seçmeninin %9.6'sı ama genel seçim, ama yerel seçim, yani 1994'ten bugüne kadar bu 30 yıl içerisinde Büyük Birlik Partisi'ne oy vermiş. Bunlara sorduğunuzda yarın seçim olsa, ki bu geçtiğimiz yılların sonucu, bu yıl daha da biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi'nin görünürlüğü, popülaritesi, efendim bizim saha çalışmalarımız, hı hı, bütün avantajlarımız var. Daha da artmıştır ama bunun %25'i yarın da seçim olsa her şartta Büyük Birlik Partisi'ne oy veririz diyor. Hı. Zaten biz bunu son İstanbul yerel seçimlerinde de gördük. Büyükşehir adayımız olmamasına rağmen Cumhur İttifakı'nı destekledik. Pek çok ilçede adayımız olmamasına rağmen ve sadece amblem koyduğumuz işte Türkiye'nin dörtte birinde, biz 1400 belediyenin sadece 350'sinde aday koyduk. %2 civarında oy aldık. Hmm. İstanbul'da da mesela hiç iddiamız olmasına rağmen 102 bin kişi geldi. Büyük Birlik Partisi'ne oy verdi. Hmm. Hiç iddiasız girdiğimiz bir seçimde. Bunların bu %9.6'nın %25'te 2,5 gibi bir oy yapıyor. Bizim tabii ilk hedefimiz bu %9.6'nın en az %50'sinin oyunu almak. Hmm. Bu da %5 civarında bir oy yapıyor. Bunun üstüne de diğer %90 geri kalan seçmenlerden de ne alabilirsek bunu da alacağız. Bütün hedefimiz bu seçimle ilgili. %30 meselesine gelince o ankette, yani daha doğrusu bütün anketçiler bilir, beni dinleyenler. Bir de şöyle bir soru soruluyor. Partilerin oy potansiyelini belirlemek için, yani bir parti bütün şartlar lehine gelirse, her şeyi yapsa, konjonktür bütün tam anlamıyla kendi lehine olsa en fazla ne kadar oy alabilir? Mesela bu AK Parti için 53-55 arası. Ki AK Parti bunun 50'sini aldı belli seçimlerde. Diyelim bu CHP için işte %40'a yakın bir sayı. MHP için işte... Konjonktür kendi lehine gelişse derken? Yani bütün şartlar o partinin lehine gelişse. Yani sorulan partinin lehine gelişse. Ve bir de tabii milliyetçi mi, parti, muhafazakar mı, maneviyatçı mı? Buna göre de bir potansiyeli oluyor. İşte burada da Büyük Birlik Partisi 5. parti. Yani... AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi geliyor. %30 potansiyeli var. Yani biz siz bütün konjonktür efendim bizim lehimize olsa, biz gerekli bütün her şeyi yapsak çıkacağımız yer %30. Yani %30'luk bir potansiyelimiz var. Bize oy vermeye hazır. Mesela diyelim PKK'nın siyasi partisi bizim altımızda. Niye? Onların bir kitlesi var. Yani işte her seçimde 9-10 arası oy alıyorlar, 8-10 arası ama kemik oyları onların ulaşabileceği en yüksek yer %16-17 gibi gözüküyor. Yani benim söylediğim anketten çıkan bir sonucu paylaşmıştım. Bu böyledir ve bugün yükselmiştir. Belki 40'lara gelmiştir. Ama siz şöyle bir şey de söylediniz. Yani belki bu yaşanan bizim hayrımızadır dediniz. Özellikle ittifak denkleminde her partinin kendi logosuyla girmesi ama Sayın Erdoğan'ı desteklemek ayrı bir şey. Ama meclis aritmetiğine bakıldığında orada her partinin kendi logosuyla girmesi belki bizim hayrımızadır. Ama bir bütüncül bir durum olsaydı belki meclis aritmetiği daha farklı olabilirdi ya şöyle, diye bir bizim cümle avantajımıza... Seçim sonucunda ben de şunu sormak isterim. Mesela Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanı ve hükümetin ayrı ittifaklardan olması durumunda 15 Mayıs sabahı böyle bir tablo çıkarsa sizce ne olur? Nasıl bir bence durumda o tablo çıkmaz. Şundan dolayı çıkmaz. Çünkü seçimi Cumhurbaşkanımız kazanacak birinci turda. Biz bunu görüyoruz sahada da, anketlerde de. Mecliste de ben yine arkadaşlarımızın yaptığı simülasyon çalışmalarına da bakıyoruz. Mesela biraz daha somutlaştırayım. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi kaç oy almış? %25 oy almış. Tamam. Yine buralarda oy alacak. Gözüken o. Çünkü Memleket Partisi'nin aldığı ciddi bir oy var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İYİ Parti'den.
İkinci partisine baktığımız zaman yedili masanın, onun oyu da 6'lar 7'ler seviyesine düşmüş vaziyette. Yani geçtiğimiz seçimdeki oyunu ve milletvekili sayısını da alamayacak. Diğer ittifaktaki 4 parti CHP listelerinden girdi. Yani anketçi, çok güvendiğim bir anket firması ki kamuoyuna açıklamıyor, sadece kendileri için yapıyor. Bana söyledi, bu 4 partinin CHP'ye taşıyabileceği oy 1/5'te 1 arası bir oy dedi. Dolayısıyla da HDP'nin alacağı oy da belli. Çünkü onu da bölenler var. Tipli tipsiz tipli bir sürü partiyle ortaklık kurdular biliyorsunuz. Şimdi onu da bölen var. Dolayısıyla da ben aritmetiğin şeyde bütün bu şeyleri hani bana siz diyebiliyor musunuz CHP 35 alır 40 alır? Onu bilemem. Hiç kimse yani, diyemez. Yok böyle bir sonuç yok. Yani yine 25'ler 26'larda dolanıyor. Ama 35-40 gösteren anketlerde var en nihayet. Onlar bir önce söyledim. Onlar yani neyse çok konuşmak istemiyorum. Yani ben kamuoyuna açıklamayan birebir yani ki burada mesela sadece yani bizim gibi düşünen arkadaşların ya da şahısların anket firmalarından bahsetmiyorum. Tamamen ortada olan hatta biraz da oraya yakın ama güvendiğim anket firmaları var. Dolayısıyla bunlarla da ben konuşuyorum. Yani bir kısmıyla işte böyle bir dostluk kurmuşuz. Bir kısmıyla işte Fenerbahçeliliğimizden gelen bir muhabbetimiz var. Bir kısmı hemşerimiz, bir kısmı işte eski okul arkadaşımız. Bütün bunlarla da ben ilişkilerimi sürdürüyorum ve bütün bunlardan da bazı bilgileri alıyorum. Dolayısıyla da ha, bize avantaj derken şu bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi bu seçimde. Büyük Birlik Partisi 30 yıllık siyasi hayatında ilk defa barajsız bir seçime giriyor. Yani bizim için baraj yok. Seçim kurulu, seçimde uygulanan %7 barajı bizim için yok. Büyük Birlik Partisi için yok. Bir kere seçmenlerimizin bunu bilmesi lazım. Verdikleri hiçbir oy boşa gitmeyecek. Boşa gitmeyecek diyorsunuz. Karşılık yani alınacak neden? Diyorsunuz. Çünkü biz burada Cumhur İttifakı'nın içinde olduğumuz için Cumhur İttifakı'nın toplamı %7'yi geçtiğinde yani AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi o ittifaktaki bütün partiler Türkiye barajını geçmiş oluyor. Geriye ne kalıyor? Diyelim benim İstanbul 1. Bölge, Anadolu yakasında sadece milletvekili seçilmeme yetecek kadar bir oy almam. Ya da Sivas'taki adayımız, Erzurum'daki adayımız, Konya'daki, Eskişehir'deki, Hatay'daki, efendim Denizli'deki yani bütün bu adaylarımızın da seçilecek kadar oy almaları, onların meclise girmesi için, Büyük Birlik Partisi'nin mecliste temsil edilmesi için ya da İstanbul 2. 3. bölgedeki arkadaşlarımızın, yani tüm bölgeler için bu geçerli. Çünkü biz 81 il, 87 seçim çevresinde giriyoruz. Sadece milletvekili seçileceğimiz kadar oy yetecek. Bu bazı ilde 30 bindir, bazı ilde 50 bindir, bazı ilde 70 bindir, bazı ilde 90 bindir. Değişir ama tabii orada da oranlar önemlidir. Şimdi bu partileri sayarken Cumhur İttifakı denklemi içinde ittifakın paydaş partilerini sayarken bir parti saymıyordunuz. Hüdapar'ı saymıyordunuz. Şöyle ki DSP'yi de söylemedim. Söylemediniz. O zaman onu da sorayım ben. Yani evet, bu partiler bunlar önemli. Şimdi yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılması. Bir diğer taraftan yani Hüdapar'ın ve DSP'nin de AK Parti listelerinden seçime girmesi çok konuşuldu. Dahası çok tartışıldı. Hüdapar noktasında sizin de eleştirileriniz oldu. Size bugün de soruldu, dün de soruldu. Bugün ben de soracağım. Bugün ben, yarın da sorulacak size. Evet. Çünkü eleştirileriniz var. Ve siz Hüdapar'ın beyannamesi, parti programı ve duruşuna dair, partinin aldığı tavra dair eleştirileriniz var ve Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlamaları çağrısında bulunuyorsunuz. Bu yeni değil. Daha önce de yaptınız. Bugün de. Şimdi de yapacaksınız. Yarın da. Şimdi bu seçimdeki belli ki bu ittifak denklemindeki işbirliği sizi rahatsız ediyor. Tabanınızda da rahatsızlık yaratıyor mu bu? Siz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak sokakta oy istediğinizde seçmen bunu sorduğunda ne cevap veriyorsunuz? Biz öyle bu konuda tek tük dışında bir soruyla muhatap olmuyoruz. Birincisi onu söyleyeyim. Tabii bu konuyla ilgili aslında çok konuştum. Daha fazla da konuşup hani sürem kısıtlı burada. Başka projelerim var. Onları anlatmak istiyorum. Anlatacaksınız efendim. Şöyle de diyebilirim. Ya ben bu konuda cevaplarımı verdim. Geçelim de diyebilirim ama yine bir iki cümle kurayım. Yani o da şudur. Bir kere Hüdapar Cumhur İttifakı'nın resmi ortağı değil. Yani fiili ortağı da değil. Hüdapar sadece tek yanlı olarak Cumhurbaşkanımızı geçen seçimde de desteklemişti ama bu kadar gündeme gelmemişti. Destekleyeceğini açıkladı
Ve AK Parti listesinden de bildiğim kadarıyla 3 tane Hüdapar'lı milletvekili adayı var. Başta Zekeriya Bey olmak üzere. Evet, seçilebilecek şimdi, yerlerden. Dolayısıyla da bu sadece bu kadar. Şimdi diğer taraftan baktığımızda şimdi özellikle yedili masadan bu konuda yoğun eleştiriler geliyor. Niye? Çünkü biz diyoruz ki siz terör örgütünün partisiyle işbirliği yapıyorsunuz diyoruz. Çünkü cari bir terör örgütü var. Hala emperyalistlerin maşası olarak devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline ve istikbaline savaş açmış. 40 binden fazla insanımızın hayatına mal olmuş. Binlerce şehidimiz, işte bugün de buraya gelirken çok üzüntülüyüm. İşte Mardin Kızıltepe, dolayında o civarlarda PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Tokatlı jandarma üst çavuşumuz, asubayımız Mehmet Gündüz kardeşimiz şehit oldu. Mehmetçiğimiz, kahramanımız şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman silah arkadaşlarına, aile efradına, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bir de yaralımız var. Ona da Yüce Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Bakın hala şehit vermeye devam ediyoruz. Ve PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor. HDP PKK'yı destekliyor ve hala onun savunuculuğunu yapıyor. Çıkmış bugün de bir CHP ve Millet İttifakı'nın belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı. Aynen onun şeylerini, cümlelerini size okumak istiyorum. Aynen bunları okuyup birkaç yorum yapmak istiyorum. Aynen şunu söylüyor, katıldığı bir televizyon programında, canlı yayında. HDP de mecliste olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur. Sanki HDP mecliste değil. Sanki ilk defa girecek. Demirtaş'ın bir açıklamasını gördüm diyor. İlk defa arkadaş bir açıklamasını görmüş Demirtaş'ın. PKK silah bırakmalıdır diyor. Peki buradan soruyorum Demirtaş'ın daha terörist başı için, tırnak içinde APO'nun heykelini dikeceğiz açıklamasını görmedi mi? Ya da Doğu Beyazıt mitinginde burada ayrı bir devlet kuracağız, terör devleti kuracağız ve bunu herkes görecek demedi mi? 37 tane masumun katillerinin azmettiricisi değil mi? Şimdi onları bu açıklamasını duyan... Buradan Hüdapar'a geleceksiniz sanırım. Bu açıklamasını duyan işte belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı bunları söylüyor. Bunları duymamış. Yani heykelini dikeceğim demesini duymamış. Hı. Ayrı bir devlet kuracağız, devleti parçalayacağız demesini duymamış. Belki diyor HDP bu şekilde meclise girip PKK'ya yeter artık silah bırakın diyecek. Zaten mecliste HDP ya niye demiyor? Niye demiyor? Şimdi dolayısıyla da hani derler ya üzüm üzüme baka baka kararır. Güya bunlar milliyetçiydi. Güya bunlar efendim işte ülkücüydü. Güya bunlar vatansever milletperverdi. İşte ortaklık kurunca iş nokta buraya geliyor. Şimdi aynı şeyi tabii sizin şimdi Cumhurbaşkanı adayınız, sizin Cumhurbaşkanı adayınız yani onları kastediyorum siz derken sizinkini bilmiyorum yani sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız gider HDP ile görüşürse ki bu mesela Sayın Akşener ne dedi? Kaç kere dedi? HDP eşittir PKK dedi mi? Dedi, pek çok kez dedi. Peki o zaman HDP ile görüşmüş olunca PKK eşittir HDP ise Kılıçdaroğlu PKK ile görüşmüş olmuyor mu? O eşittirse. Peki siz burada HDP'nin Hüdapar karşılaştırması yapıyorsunuz değil mi? Oraya geleceksiniz anladığım kadarıyla. Şimdi ne dedi? Görüşebilir ama masaya getiremez dedi. Peki o daha tehlikeli değil mi? Ne görüştü? Hangi sözleri verdi? Hiçbir şey açıklamadı. Sonra çıktı sırılsakık ne dedi? Ey Kılıçdaroğlu kapalı kapılar arasında verdiğin sözleri açıkla dedi. Bir tanesini söyledi. Tüm teröristleri serbest bırakacakmış. Bir de hani yargı bağımsız diyorlardı ya. Geldikleri gün yargıya müdahale edecekler. Bunların her şeyi yalan olduğu gibi, samimi olmadığı gibi yargı konusundaki sözlerine de kimse inanmasın. Çünkü ne diyor? Gelince ben serbest bırakacağım diyor. Sen kimsin? Yani bir cumhurbaşkanı da olsa, bir başbakan da olsa, bir bakan da olsa yargıya müdahale eder mi? Yetmiyor, yurt dışındakileri de Türkiye'ye getireceğim diyor. Şimdi o zaman belediye başkanı da hangi kökenden olursa olsun bunu söylüyor. Yetmiyor, ne diyor? Masaya vura vura mecliste, grup toplantısında. Avrupa yerel yönetimler şartını getireceğim diyor. Ya 2014-2015'te Çukur hadiseleri, Hendek hadiseleri niye oldu? Peki. Adamlar öz yönetimi ilan etti. Şöyle bir şey yapalım bak, dolayısıyla öz yönetime, şunu bitireyim hemen bir dakika da. Öz yönetime evet diyecek bir Kılıçdaroğlu var. Yetmiyor Suriye'nin kuzeyinde. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı niye yaptık? Biz Zeytin Dalı Harekatı'nı niye yaptık? Biz Barış Pınar Harekatları niye yaptık? Orada yüzlerce askerimiz, Mehmetçiğimiz niye şehit oldu?
Orada bir PKK terör devleti kurulmasın diye oldu. Ne diye Kılıçdaroğlu ve yardımcıları? Güneyimizde, yani Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD olsun diyor. Peki PYD'nin PKK'nın uzantısı olduğunu bilmiyor mu? Her şeyi bilen Kılıçdaroğlu bunu bilmiyor nedense. Bugün mitingde ya Sayın Kılıçdaroğlu terörü lanetleyerek bitirdi mitingini, Kocaeli mitingini. Şimdi Hülya Hanım, bunları söyleyen tabii, Kılıçdaroğlu şunu demek terörü istiyorum. Hangisini lanetledi? Şunu diyebiliyor mu? Mesela çıktı ne dedi? Siyasi bölücülük yaptı. Etnik kökencilik yaptı. Ne dedi tırnak içinde? Bizi, Cumhur İttifakı'nı kastederek tüm Kürtleri terörist ilan ediyorlar dedi. Bunu kim yapıyorsa, kim tüm Kürtleri terörist ilan ediyorsa Allah onun belasını versin. Peki. Neden? Çünkü Kürtler bizim kardeşimiz. Bin yıldır kardeşiz biz. Biz kimi terörist ilan ediyoruz? Devlete, ülkeye, millete savaş açmış PKK terör örgütünü ve onun mensuplarını ve onun uzantılarını terörist ilan ediyoruz. Peki. Ki bu gerçektir. Sayın Değil, burada etnik kökencilik yapıyor. Öbür taraftan mezhepçilik yapıyor. Çok özür diliyorum. Şimdi reklama girmek durumundayım. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Yönetmenim tamam. De beni uyarıyor Sayın Başkan. Hayır, bana reklamsız gidilecek denmişti de onun için öyle söyledim. Öyle mi denmişti? Evet. Bilmiyorum, bir reklamımız var ama reklam öyle. Alalım. Reklamdan sonra tamam. Devam edelim. Ama bu Hizbullah meselesi önemli çünkü siz... Hizbullah şöyle, diye bir terör örgütü mü var şu anda? Hizbullah'ı terör yani örgütü safsata, olarak... Böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Hayır, sizin cümlenizi okuyorum önce, ben size. Evet. Bakın Hülya Hanım, 23 sene önce o zaman reklama Hizbullah gidelim, terör örgütü bitirilmiş... Yani yok ki, Hizbullah diye bir terör örgütü yok. Sayın Başkan, sizin cümlenizi size okuyorum. Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlamaları çağrısında bulunduğunuz için ben özellikle Hüdapar'a. Tabii geçmişte HDP o 23 sene önceki Hizbullah için. Yaptığı cinayetler, eylemlerle evet bir terör örgütüydü. Peki. Ama devletimiz kökünü kazımış, bugün Hizbullah diye bir terör örgütü yok. Peki. Şimdi yakında PKK'nın da kökünü kazıyacağız. PKK diye de bir terör örgütü olmayacak. Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener bir dahaki seçim ortaklık yapacak, ne PKK ne HDP ne de PYD bulamayacak. Bir eksiz seçim meydanı gibi böyle oldu burada. Bir reklam arası ben verelim. Meydandan geliyorsunuz, evet. Kısa bir reklam arası, ardından Sayın Destici ile devam edeceğiz. Seçim 2023 programında Sayın Destici ile birlikteyiz. Reklam arasında da konuşuyoruz. Sahaların çok sıcak diyor. Evet. Yani ve çok hepimiz çok yorgunuz diyor. Bir taraftan... Yok, biz yorgun değiliz. Bu bizi daha da dinçleştiriyor. Heyecan veriyor. Peki. Evet, motivasyonumuzu artırıyor. Editörüm Hakan Hüdapar ve HDP karşılaştırması diye bir karşı atmıştı. Doğru. Çünkü siz de bir taraftan aslında benim sorduğum soru üzerine bu karşılaştırmayı yaparken... HDP'yi eleştirdiniz ve ittifak denklemine HDP'yi özellikle değil. Millet tamam. HDP zaten belli onunla tamam. Ortaklık Millet kuranlar. İttifakı denkleminde evet. Özellikle altılı değil de yedili diyorsunuz. Sayın Mithat Sancar da bugün HDP eş genel başkanı bir açıklama yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme noktasında. Şimdi şöyle bir şey var. Siz diğer taraftan ciddi eleştiriniz mesela var Hüdapar'a. Mesela niye desteklemediler Hülya Hanım? Geçen seçimde CHP'nin adayı Muharrem İnce'ydi. Niye HDP o zaman aday çıkardı da desteklemedi, şimdi Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Çünkü Muharrem İnce ben özellik şartını getireceğim demedi. Güneyimizde bir başkası olacağına PYD olsun demedi. Ben teröristleri hapisten çıkartacağım demedi. Ama Kılıçdaroğlu dedi. Ama aynı vatandaşımız Muharrem İnce, bunu bilsin. Ama aynı... Ve özellikle Türk milliyetçi, ülkücü, vatansever, milletperver... Hiç kimse bunu peki. Demiş, HDP ile kol kola girmiş bir cumhurbaşkanı adayına oy verirse vebaldedir. Peki. aynı Muharrem İnce unutmayalım, bir taraftan da Selahattin Demirtaş cezaevini ziyaret etti biliyorsunuz. Yani o da yanlış. Siyaset bu. Şimdi Mustafa Bey... İşte bizde böyle siyaset yok. Peki. Biz inandığımızı söylüyoruz. En başında da Hüdapar'la ilgili inandığınızı söylüyordunuz. Tabii yine bunu söylüyorum. İttifak denklemi ne diyorsunuz yine mesela? Yine söylüyorum. Evet. Bakın, bir hemen bitirmem lazım. Çünkü bu kadar kıymetli bir... ekranı, vakti. Süremiz sadece var. Bu konuda bitirmek istemiyorum. Biraz uzayabiliriz de tamam, süremiz var. Tamam, teşekkür ederim o zaman. Bir, Hizbullah bir terör örgütüydü ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti onu yok etti. Dolayısıyla da herkesin, kim olursa olsun, nasıl PKK terör örgütü diyorsak, Hizbullah da terör örgütüdür, FETÖ de terör örgütüdür, DAEŞ de terör örgütüdür. Hı-hı. Bir kere bunu herkesin söylemesi lazım. Açık ve net olarak. Bunu söylemiyorsa bu yanlıştır. İki, kim Türk bayrağının yerine Türkiye bayrağı ifadesi kullanılıyor derse Büyük Birlik Partisi ve Alperenler onun tam karşısındadır. Hı hı. Ya da benzer şeyler.
işte anayasadaki Türklük kavramından tutun da işte özellik meselesine kadar. Bütün bunlarla ilgili Büyük Birlik Partisi'nin tavrı nettir, değişmez. Evet. Peki yani tabanda bir rahatsızlık yaratıyor mu bu mesela? Yani yok, bizim duruşumuz ne? Logonuz ayrı yani bile olsa büyük birlik, bir ittifak denklemi içinde birlik, görülüyorsunuz. Büyük Birlik Partisi'nin tabanı ve Türk Milliyetçileri Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanından da, duruşundan da, politikalarından da, tavırlarından nettir. Yani biz her fikir özgürce söylenebilir, her düşünce özgürce söylenebilir. Kırmızı çizgimiz neresidir? Yani birisi ben ana dilde eğitimde istiyorum diyebilir. Birisi başka bir şey de söyleyebilir. Ama tek kırmızı çizgimiz nedir? Bunu terör ve şiddet yoluyla yapmaya çalışmayacak. Hı hı. Ve teröristlerle ya da terör örgütleriyle kol kola girmeyecek. Onların, teröristlerin eylemlerini bırakın kınamayı, şimdi HDP destek veriyor, açıktan destek veriyor. Hüdapar'dan hatta meclis kürsüsünden bile destek veriyor. Tatmin edici bir açıklama duydunuz mu Hizbullah noktasında? Şimdi ve kaygılarınız noktası tatmin edici bir açıklama duydunuz mu? Şöyle Hülya Hanım, siz buraya takıldınız da bakın. Yok, bu bir algı operasyonu. Buna gelmeyin lütfen. Algı şu anda derken, Hizbullah diye bir terör örgütü yok. Bitmiş gitmiş biz neyi konuşuyoruz? Sizin cümlelerinizi yani soruyorum. Yani şimdi biz ben. Şimdi diyelim ki önce, evet. 100 sene önceki hıncak taşnak Ermeni çetelerini de konuşalım o zaman. Ya da Asala'yı da konuşalım o zaman. Bitti, onlar yok. Peki Sayın Başkan, siz bu cümleleri kurduğunuz için o yüzden soruyorum. Ama ben şimdi, bakın ben şunu net söylüyorum. Ben Hüdapar'ın bu anlamda yani efendim özelliktir, eyalettir, varsa efendim işte ana dilde eğitimdir. Ya da işte biraz önce somut söyledim. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı ifadesi kullanılması. Bütün bunların ben tam karşısındayım. Net. Peki, şimdi söylemler dedik ya, yani evet, siyaset de biraz aslında bu söylemler üzerine kurulu. Algı dedik ya böyle, şimdi algı çünkü da... Çünkü biz bakın, evet, son cümle söyleyeyim. Biz, evet ben bir Türk milliyetçisiyim. Ama bizim milliyetçiliğimiz bir etnik ya da ırka dayanmıyor. Bir kavmiyetçilik değil, bir ırkçılık değil. Biz etnik köken milliyetçisi değiliz. Biz bu ülkenin, 85 milyonun. Kürdü, Türkmeni, Çerkezi, Arabı, Boşnağı. Biz bunlardan bütün bu vatandaşlarımızın, hı hı, devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istiklalinin, istikbalinin gözeterek, bunu önceleyerek, hı, ay yıldızlı al bayrağımız altında göğsünü göre göre İstiklal Marşı'nı okuyup ben burada yaşayacağım ve bunları kabul ediyorum diyen, bunların yanında duran her vatandaşımız hangi etnik kökenden gelirse gelsin, biz hepsinin milliyetçisiyiz. Peki. Hepsini seviyoruz. Şimdi şöyle Alevisi, Sünnisi, hepsi. Peki. söylem deyince bir daha tekrarlayayım. Gerçekten siyasette söylem önemli. Belagat kadar. Ama bir dil var. Zaman zaman bu dil üzerine eleştiriler oluyor tabii. Yani muhalefet mesela ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dil kullanılıyor diye eleştiriler getirebiliyor Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı'nın paydaşları keza aynı şekilde Millet İttifakı'na bu eleştirileri getirebiliyor. Şimdi bugün böyle çok kutuplaşılan bir ortamda seçime gidiyoruz gerçekten. Seçmen sokağa çıktığımızda daha huzurlu bir seçim atmosferi istiyor, istemiyor değil. Siz siyasetçiler, biz gazeteciler de sokaktayız, esnafla birlikteyiz. Soruyoruz. Ne dersiniz? Nasıl buluyorsunuz? Seçim atmosferinde şimdi, kullanılan siyasilerin Yavuz, dilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, yedili masandaki partilerin genel başkanları ya da sözcüleri tam da sizin ifade ettiğiniz bölücü, ayrıştırıcı ve kamplaştırıcı dili kullanıyorlar. Ve yapılan hizmetleri de bırakın takdir etmeyi, tukaka yapıyorlar. Mesela en son Türkiye kendi sondaj gemileriyle aradı ve buldu ve gaz çıkarttı. Hı hı. Yani doğal gaz buldu. Bu Türkiye için, Türkiye'nin 35 yıllık ihtiyacına denk gelen 1 trilyon doların üzerinde bir kazanç sağlayacak. Ne diyordu Kılıçdaroğlu? 300 milyar dolar. Kaynağı belli değil. Uyuşturucudan mı, tefeciden mi, nereden, yüksek faizde mi? Ya hazır, üretmişiz, bulmuşuz 1 trilyon dolar. Biz böyle bulduk ve böyle bulacağız Cumhur İttifakı olarak. Sayın Akşener ne dedi? Burun kıvırdı ve dedi ki, gaz acaba gerçekten çıktı mı, çıkmadı mı, Rusya'dan mı geldi, Putin'in mi kıya? Hanımefendi git bak ya da adamlarını gönder baksınlar. Herkese açık saha. Ve Cumhurbaşkanımız açıkladı. Yani bir yıl boyunca mutfaklarda ve sularda kullanılan gaz konutlarda bedava, bir ay boyunca da tüm kullanımlar bedava. Ben dedim ki
Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener size de bedava. Sizin dostlarınıza da, yani diğer ortaklarınıza da bedava. Sadece PKK'ya yok, terör örgütlerine yok. Onlara ne var? Onlara İHA, SİHA, onlara akıllı bomba, onlara roket var. Bu kadar. Yani siz de kullanacaksınız, siz de istifade edeceksiniz. TOG yapılıyor, acaba Türkiye'de üretiliyor mu, başka yerden mi geliyor? TCG Anadolu, yani Deniz Kuvvetleri Komutanımızın bize söylediği, sadece dünyada 7 ülkede var ya böyle bir gemi. İster çıkarma gemisi değil, ister İHA SİHA gemisi değil, ister uçak gemisi değil. Ya bir gurur abidesi. Çıkıyor bizim toplumun önündeki sanatçılardan bir tanesi. Diyor ki ya iki bomba, ya da gazetecilerden bir tanesi. Televizyonda program yapıyor. İki bomba atsanız batar diyor. O zaman Rusya'nın en büyük gemisi battı Ukrayna füzesiyle. ABD'nin de batıyor. Şimdi Çanakkale'de biz bir sürü İngiliz gemisi batırdık. Çanakkale zaferini öyle kazandık. Yani o zaman Gazi Mustafa Kemal Paşa, Atatürk ya da arkadaşları gemi sanayini niye kurdular o zaman? Savunma sanayi niye kuruldu o zaman? Daha sonra Milli Şef döneminde kapatılan o uçak fabrikaları, işte Nuri Kıllıgil'in efendim işte mühimmat fabrikası, silah fabrikaları, bunlar niye kapatıldı? O zaman hiç kimse yapmasın batar diye. Böyle bir düşünce olabilir mi? Evet. Yani işte bunlar gerçekten yani muhalefet de olabilirsiniz. Ya güzel yapılan projelere, işte en son Kemal Bey'in açıklaması. İşte Teknofest var hemen şurada Atatürk yakınımızda. Atatürk Havalimanı'nda. Uzay çalışmaları. Yani bundan rahatsız oluyor. Hı hı. Diyor ki daha önce bahçe yapacağız demişlerdi. Park yapacağız demişlerdi burayı. Sayın Kılıçdaroğlu NASA'ya akredite 3 şirketten bir tanesinden bahsetti. Onlar da şirketin başında 2 Türk bulunuyor biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani uzay çalışmaları ya yapılabilir bak, dedi. Hanım, Haluk Bayraktar, ya bizim kendi insanımız Baykar'ın genel müdürü yapıyor. Cevap verdi. Öyle bir polemik yaşandı bizim orada. Bizim insanımız bunu yapıyor. Bayraktar yapıyor, Allah razı olsun. Diğerleri yapıyor, Allah razı olsun. Bakın dünkü bu Mersin Akkuyu Nükleer Santrali töreninde orada dinlediklerimin içinde beni en çok heyecanlandıran ve sevinen bilgilerden birisi şu oldu. 500'den fazla öğrencimiz şu anda başta Rusya olmak üzere değişik ülkelerde nükleer eğitimi alıyor. Hı hı. Diyelim yüzlercesi otomobil eğitimi alıyor. Yüzlercesi savunma sanayi ile ilgili, hatta binlercesi eğitim alıyor. Uzay bilimiyle ilgili alıyor. Ya biz bunları yetiştiriyoruz bu dönemde. Gerçekten bütün işte bu projelerin devam etmesi için, Türkiye'nin bu kalkınma hamlelerinin devam etmesi için, 21. yüzyılın Türk asrı olması noktasında atılan bu büyük adımlar, Türk Devletler Teşkilatı Birliği ile ilişkiler, ya bir Türk milliyeti için bakın, 100 yılın zaferidir Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması. Bu bile tek başına yeterdir. Ben maneviyatçıyım diyen birisi için 86 sene sonra Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi bir andır ve büyük bir kazançtır. Şimdi çıkmışlar diyor ki ya bir kısmı yine müze olsun. Ya zaten namaz vakitleri dışında turistler de ziyaret ediyor. Ya bunu da bilmiyorsanız gidin öğrenin kardeşim. Peki, yani. Peki savunma sanayideki bu gelişim, teknoloji devrimi, tırnak içinde TOG, İHA, SİHA, Kızılelma, bunların hepsi konuşulurken bir diğer taraftan biz bu seçime ekonomi üst başlığıyla gideceğiz. Ve siz EYT meselesi dahil olmak üzere birçok ekonomi meselelerinde, kur politikaları dahil olmak üzere ekonomi meselelerinde siz üst başlıkta itici güç oldunuz aslında. Evet, doğru mu? Tabii. Yani EYT meselesi en baştaydı. Emekliler, işçiler tabii, mesela noktasında daha zamda. Önceki evet, ben şunu sormak istiyorum. Bir diğer taraftan da şöyle bir karşılaştırma yapılıyor ya. Mesela muhalefetin bu süreçte vatandaşın böyle seçim dahası geçim sıkıntısına vurgu yapması noktasında işte soğan mı TOG mu gibi bir polemik yaşandı. Bu polemik de böyle uzun süredir aslında yaşanıyor. Siz sokağa çıktığınızda mesela seçmen ne diyor gerçekten? Yani bu şimdi bu önemli milli değerleri önemli bulmakla birlikte mesela ekonomik durumda, yani mutfağa dair seçmen ne diyor? Bu çok önemli çünkü kararsız seçmenin de elbette ciddi bir oy oranının olduğunu düşündüğümüzde yaşadığımız bütün dünyanın yaşadığı pandemi süreci, bütün dünya bir ekonomik krize girdi ve biz de bundan etkilendik olumsuz anlamda. Peşine gelen Rusya-Ukrayna savaşı. Hı hı. Ve daha sonra işte yaşadığımız bu 11 ildeki büyük yüzyılın depremi, afeti. Bir kere daha orada hayatını kaybeden 50 binden fazla insanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ben de Allah'tan ama yaraları süratle sarıyoruz. Evet. Bakın her evler zaman, teslim edilmeye başladı. Hı hı. Şimdi
EYT meselesi başta olmak üzere. Evet. Yani çok özür dileyerek şunu yani daha net sorayım da. Yok. Şöyle sayın. Siz şunu duymak istiyorsunuz. Ben söyleyeyim. Yok hayır. Yani hayır bir saniye bak. TOG işte TCG Anadolu yeni nesil Altay tankı, gazın bulunması. Tamam. Bunların hepsi milletimizi umutlandırıyor ve sevindiriyor, sahipleniyor. Ve uzun vadeli fayda bunlar ve çok önemli. Elbette soğanın fiyatı da, peynirin fiyatı da, evet. Etin fiyatı da, efendim işte makarnanın fiyatı da. Elbette vatandaşımızın alım gücüyle orantılı olması lazım. Bunun için de zaten hükümetimiz enflasyonun üstünde mesela artışlar verdi. Diyelim bundan 2 sene önce en düşük emekli aylığı 1500 lirayken bugün 5 katı olan 7500 liraya geldi. Asgari ücret yine hakeza 4 kattan fazla arttı. Bakın orada da biz öncülük yaptık biliyorsunuz. 6 ayda bir belirlensin. Ben bunun yükselen için enflasyon zaten. İçin. EYT ile ilgili daha önceki bakanlarımız bu kesinlikle çıkmaz. Bunun maliyeti çok yüksek. İşte 750 milyar maliyeti var gibi sözler söylediklerinde ben hayır bu bir hak mücadelesi. Ama muhalefet de yani, burada çok etkili bir. Sayın Kılıçdaroğlu batırmış olabilir. Bunu getirmiş olabilir. Ama bize düzeltmek düşer dedik. Yani SGK'yı batırdı. Bundan dolayı bu yaş şeyi çıktı biliyorsunuz. Mağduriyet yaşadı insanlar. Bakın dolayısıyla da bugün de diyorum ki mesela ben kime diyorum? Staj mağdurlarına diyorum. Ne diyorum? Diyorum ki bugünkü bakanımız bu çıkmaz diyebilir. 15 Mayıs'tan sonra yeni bir hükümet kurulacak. Eski bakan da EYT çıkmaz diyordu. Oraya takılmasınlar. Ya da efendim işte kitlerdeki taşeronlar kadroya geçmeyecek gündemimizde yok diyebilir. Yani eski bakan da onu söylüyordu. Ama bak 2 milyona fazla taşeron kadroya geçti. 500 binden fazla sözleşmeli kadroya geçti. Milyonlarca asker, polis, öğretmen, efendim işte hemşire, din görevlisi daha da kapsam genişledi. Hepsi 3600 ek köste hakkı kazandı. Kamu şefleri var. Onlar da telafi edilecek inşallah. Ücretli öğretmenlerimiz var. Hemen bugün bakın yarın demiyorum. Ücretli öğretmenlerimizin ders ücretleri 50 liradan 100 liraya çıkarılmalıdır. Çünkü bir öğretmen haftada 30 saat derse giren bir öğretmen ayda 6 bin lira olmaz. Bu yanlış. Bakın söylüyorum. Peki bu niye yapılmıyor? Bunun mesela yolu da şudur. Sen niye yapılmıyor? Bunun yolu da şudur Hülya Hanım. Evet. Bunun yolu da şudur. Hafta sonu kursa gelen öğretmenlerimize 100 lira ücret veriliyor saat başı. Normal günlerde girenlere 50 lira. İşte bu ücretli öğretmenlerimizin normal bir de aylığı olmadığı için sadece ders ücretliği de hayatlarını devam ettirdikleri için bunların ücretleri hemen %100 artırılmalıdır. Bir başka husus. Sayın Değişim, şimdi mesela 40 ediyoruz. Bin öğretmenimiz evet. Atandı değil mi? Çok güzel. Şimdi bu ücretli öğretmenlerimiz içinden de KPSS'ye girmiş, puan almış ve uzun yıllardır bu ücretli öğretmen olarak çalışan vatandaşlarımızdan da yine atama bekleyen öğretmenlerimizin kontenjanına takılmadan oradaki atama sayısı Cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah seçimden sonra 100 bine tamamlanır bu öğretmen ataması. Ama burada ücretli öğretmenlerimizden de belli bir sayıda kadroya geçirilmesini. Yine tarım danışmanlarımız var. Yani biz bütün toplumdaki bu haklı talepleri olan kesimlerimizin taleplerinin takipsiz nasıl EYT çözüldüyse bunlar da çözülecek. Daha tamam. Başka konular ama var. Bakın. Siz, ben bunları konuşacağım da müsaade edin Sayın Destici bir yayındayız. Ben de size soru evet. Sorayım. Böyle seçim sattım halindeyiz. Tamam peki doğru ama yani şimdi bir program yapıyoruz haliyle. Ama miting atmosferi gibi oldu burası. Şimdi demek istediğim şu, bu ülkenin çıkarına ya uzun vadeli... Habertürk'ün de hoşgörüsüne sığınarak vatandaşlarımızla konuşuyorum. Evet, tabii estağfurullah. Düşüncelerimi, hissiyatımı samimi bir şekilde ifade tabii, ediyorum. Konuşmak evet. için buradasınız. Biz de size çünkü soruyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bizden bunları duymak ve bunlara da nasıl EYT'yi, 3600'ü sözleşmeleri çözmüşsek, asgari ücretlere, enflasyon üzerinde zam yapılmışsa emeklere, burada da çözüm istiyor ve bunların hepsini de Allah'ın izniyle çözeceğiz. Peki. Şimdi bu söyledikleriniz ve biz Büyük Birlik Partisi bir vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti'nde mecliste yaşayan de, bir hükümet nezdinde de nasıl bugüne kadar takipçi olduysak bundan sonra da halkımız bize yeterli oyu verip meclise gönderdiğinde biz yine bunların sonuna kadar takipçi olacağız. Peki. Şimdi bu söyledikleriniz, tek tek saydıklarınız bir vatandaşın günlük yaşamına dokunan şeyler. Ekonomi evet. Böyle bir şeydir. Yani mutfak gerçekten
Çok ben önemli. Halkın içindeyim. Ben kısmen çiftçilik yapıyorum. Tabii. Ben bir emekli çocuğuyum aynı zamanda. Evet. Ben esnaflık yaptım. Yani market evet. işletik şimdi biz aile olarak. Benim de size sormak istediğim şu. Yani kendi ekonomik durumuna göre mi karar veriyor seçmen bir taraftan baktığınızda? Ben bir diğer taraftan, liseyi yatılı okumuş bir öğrenciyim, bir kişiyim. Dolayısıyla ben hayatım ve halkın içinden geliyorum. Peki, peki. Ben katıksız bir Anadolu evladıyım. Peki. Yani bu Anadolu insanı neyi yaşıyorsa ben onu yaşıyorum. Peki. Evet. Şimdi destek paketleri açıklanıyor. Bir diğer taraftan yani müjdeler var. Ama bu müjdelerin de bir de maliyeti olacak elbette. Bunların hazineye bir yükü de olacak. Yani seçimin galibi bir diğer taraftan yüklü bir tabloyla da karşılaşacak. Ne dersiniz? Böyle bir şey var. Şimdi müsaade ederseniz iki cümleyle şunları da söyleyeyim. Çünkü söylemezsem haksızlık olur. Mesela doğum borçlanması var kadınlarımız için. Şimdi askerliğini yapmış bir erkek. Askerliğini yaptı geldi diyelim 90 yılında yaptı. 91'de işe giriyorsa emekliliği geldiğinde sigortalı olmadan önce bile askerliğini yapmış olsa bunu borçlanabiliyor ve emekliliğine saydırıyor. Ama kadınlarımız 3 çocuğa kadar biliyorsunuz doğum borçlanması oluyor ama eğer doğumdan sonra sigortalı olmaya başlamışsa yani işe girmişse onlar önceki doğumlarıyla ilgili borçlanma yaptıramıyor. Bu haksızlık. Bir kere kadınlarımız işe girmeden önce de doğum yapmış olsa bunlara borçlanma hakkı verilmeli. 2. Emeklilik gün sayısı. 1999 sonrası girişlerde 4 A'lı erkeklerde 7200 günle emekli olabilirken 4B'li erkekler tarım bağkurları dahil 9000 günle emekli olabiliyor. Bu ayrımın da düzeltilmesi gerekiyor. Yani biz bir önce siz de söylediniz. Bu konularda bize gelen haklı taleplerin hepsinin takipsiz ve inşallah bunlar düzelecek ve düzelmeli. Bunları iletiyor musunuz? Yani mesela, İttifak ortağınıza bunları iletiyorsunuz. Tabii iletiyorum. Mesela şunu demek istiyorum Sayın Başkan. Hemen olabilecek şeyler var seçimden sonra. Evet. Vaatler noktasında. Seçimden sonraya ötelenebilecek şeyler tabii var. Tabii bunlar yasal mülakat yasal meselesi, öğretmenlere istiyor. Zam meselesi, evet. Atanamayan öğretmen meselesi, ders veren hoca. Bir de mesela yani bu doğum yapan kadınlar için verilecek olan ücret meselesi. O kadar çok şey var ki aslında hemen yapılabilecek. Yani bugünden yarına... Hayır, yasal değişiklik gerekiyor bunlara. Mesela mülakatta yasal değişiklik gerekiyor mu? Mülakatta gerekmiyor. Ama zaten bakın ben size bir yaşadığım bir hadiseyi anlatayım mı size? Yasal değişiklik gerekmeyecek bir durum şey de var. 2018 senesiydi. Cumhurbaşkanımızı bir ziyaretimizde bu öğretmen atamalarında, mülakatlarda bizim de kabul etmeyeceğimiz uygulamalar vardı. Yani diyelim ki yazılıda 90 almış bir öğretmen adayımız buna mülakatta 60 veriliyordu. Yazılıda 60 alanında mülakatta 100 veriliyordu, onun önüne geçiriliyordu. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir şey olmaması gerektiğini asla kabul edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ben somut örnekler verdim ve bunun üzerine çağırdı. Yetkiliyi dedi ki Sayın Genel Başkanım, Sayın Başkanım bu tür bir iddiası ve bilgisi var. Ve bunun doğru olduğunu teyit etti çağırdığı arkadaş. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. 2018 yılından beri bakın bizi izliyor öğretmenlerimiz. Yarım puan bile oynamıyor. Tüm öğretmen adayları yazılıda ne almışsa eğer başka bir engeli yoksa, hukuki bir problemi yoksa direkt aldığı puana göre atanıyor ve herkes de bunu takip ediyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız mülakat da bu konularda meselesi hassas. Meselesi başka bir mesele. İşte mülakattan bahsediyorum ama sadece işte. Öğretmenler özeline değil ki mülakat Hayır, meselesi. Hayır, burada diğer mülakatlarda da özellikle bu çok sayıda alımlarda, mülakatlarda bütün bu haksızlıkların giderileceğini, giderilmeye çalışıldığını, yani burada da ehliyet ve liyakatın gözetilmesi gerektiğini biz hep söyledik. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassas. Peki. Bakan arkadaşlarımız da bu konuda hassas. Ama bazen dediğiniz gibi istenmedik sonuçlar çıkıyor mu? Çıkıyor. Bunun da yolu nereden geçiyor? Bunun da yolu özel yetenek isteyen meslekler dışında mülakatın kaldırılacağını zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Peki. Burada mesela kadınlarımız için bir şey daha söylemek istiyorum. Ölüm aylığı. Eşi vefat eden kadın çocukları veya koca ölüm aylığı alabilmek için 4A yani eski SSK özellikle kadınlar çok mağdur oluyor. Çünkü ölen eşin 1800 gün SSK'lı olmaları ve en az 900 gün prim ödemeleri gerekmektedir. Eksik kalan bu süreyi de her türlü borçlanmayla ödeme imkanı yok.
Buna da ödeme imkanı. Yani düşünün ki 1800 gün değil de 1790 gün oldu. Bırakın borçlansın, ödesin ve emekli olsun çoluğuyla çocuğuyla işte kalmış. Ya da intibak yasası aynı gün ve yıla sahip olarak emekli olanlar emeklilik şartlarını eşit olarak sağladıkları halde 2000 yılından önce emekli olanlarla 2000 ve 2088 yılından sonra emekli olanlar, ama bu hükümetin döneminde yapılan şeyler değil. 2000 yılındaki hükümet ve 2008 yılındaki hükümet. 2000 yılındaki hükümet ve 2008 yılındaki hükümet. Evet. Birisi daha önceki hükümet, yani iktidar, birisi bu iktidar. Maaşlar arasında en az 1500 TL fark olmak üzere 120 ile %40 oranında 2000 sonrası emekli olanların aleyhine haksız bir uygulanma var. Bunun da düzeltilmesi lazım. Sayın Başkan lazım. Müsaade edin. Şöyle, aslında şimdi kadınlar, kadın meselesi çok önemli ve çok belirleyici. Evet. Ev hanımları, doğum yapmış kadınlar, staj mağdurları. Şimdi bunların hepsi tamam. Bir diğer taraftan da gençlerin evet, çok önemi var. Çünkü gençler çok umutlu değil. Yani sokakta gençlere mikrofon uzattığınız zaman gençlerin çoğu mutsuz. Mutsuzluk bulaşıcıdır, biliyorsunuz. Genel olarak da çoğu gençlerin, yani çoğu şöyle, mutlu, mutsuz olanlar da var. Şöyle, siz de bunu daha önce konuşmuştuk. Evet, yani gençlerin bir umuda, bir tutunmaya ihtiyacı var. Ben 3 genç babasıyım. Biliyorum. Bu sebeple ben bir reklam arasına gireceğim. Sonrasında tamam, konuşalım sizinle. Vaatler çok belirleyici. Gençleri ikna eden, kadınları ikna eden, mutfağa dokunan ve gençleri umuduna dokunan, gençlere güzel bir projeksiyon sunan kazanır diyorlar. İkna i̇şte burada bunu da önemli. Biz sunuyoruz. Büyük Peki, Birlik Partisi, reklam Cumhur İttifakı diyelim, sunuyor sonra, ve biz kazanacağız reklamdan inşallah. Reklamdan sonra size soracağım. Tamam, gençleri ederim, nasıl ikna edeceksiniz diye. Tamam. Peki, kısa bir reklam arası. Sağ olun. Peki gençler dedik. Ben Sayın Başkan'a sordum. Dedim ki kadınları ikna eden, yani mutfakta tencereyi özellikle kaynamasını sağlayan, öyle söyleyeyim. Bir taraftan gençlere umut vaat eden ama ikna eden, gerçekten vaat noktasında ikna eden kazanacak galiba. Bu seçim o anlamda kritik. Çünkü anketlere bakıldığında da evet, çok böyle başa baş giden bir seçim. Meclis aritmetiği nasıl olacak? Seçim sonrası neyle karşılaşacağız? Hani onu bilmiyoruz. Ama gençler ve kadınlar önemli. Kararsızların oy oranına bakıyorum. Seçimde ilk kez oy kullanacak yaklaşık 5 milyon seçmen var. Bu 5 milyon seçmen genç seçmen. Tabii. Yani bütün partilerin kampanyalarında gençlere çok ciddi çağrılar var. Yani gençler ülkenin en temel meselesi. Çünkü biz göç veriyoruz. Yani giden hekim sayımız var, gençlerimiz var. Mesela üniversiteyi bitiren gençlerin ya da üniversitede okuyan gençlerin birçoğu yurt dışına gitmek istiyor. Yani istatistiklere bakıyoruz. Biz de onlarla hemhal oluyoruz, birlikte oluyoruz. Üniversitelere gidiyoruz, biliyorsunuz. Sokaktayız, biz gazeteciler de öyle. Kampanyalarda da sizin çağrılarınıza da bakıyorum. Gençler ve kadınlar önemli yer tutuyor. Tabii. Nasıl ikna edeceksiniz peki? Şimdi şöyle, tabii gençlerimizin en öncelikli temel talebi kendilerinin dinlenmesi. Çok önemli. Anlaşılmaları ve onların taleplerine göre bir süreç işletilmesi. Hı hı. Şimdi bir kere şu hakkı teslim etmek lazım. 18 yaşa seçme ve seçilme hakkını veren Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Bir kere gençlerimiz bunu unutmasın. Daha öncekiler böyle bir hak vermemişti. İki, şimdi biz babamızın yaşadığı hayattan farklı bir hayat yaşıyoruz. Temel inançlarımız, ilkelerimiz farklı. Babamız da dedemizden farklı bir hayat yaşadı. Yani her çağın kendine göre öncelikleri var, dinamikleri var, parametreleri var. Tabii. Şimdi ben eşim hayatın içinde pazar alışverişini kendimiz yapıyoruz. İşte kendimiz üretiyoruz köyde. Efendim işte kendimiz her türlü bu anlamda hem organik oluyor hem de kendimiz üretebildiğimizi kendimiz üretmeye gayret ediyoruz. Köyle, çiftçilikle bağımız devam ediyor. O zaman fazlasıyla hissediyorsunuz ekonomik durumu. Hissediyoruz yani şimdi dolayısıyla. Ama şunu da görüyoruz. Mesela bütün köylerimiz, çiftçilerimiz benim çiftçilikle uğraştığımı biliyorlar.
Başta kendi memleketim Eskişehir, Sivrihisar, Günyüzü, Gece köyümüz olmak üzere. Ve dolayısıyla diğer vatandaşlarımız da bunu görüyor ve biliyorlar. Ben dolayısıyla köylümüzün, çiftçimizin temel meselelerini biliyorum. Ve son iki yıldır yapılan destekler, verilen taban fiyatlar çiftçimizi rahatlattı. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Ama tabii bunun bir vatandaşa ekonomik maliyeti var. Şimdi dolayısıyla burada da vatandaşımızın alım gücünün güçlendirilmesi gerekiyor. Gençlerimizin de en iyi eğitim alma hakkı var. Yani en iyi okullarda okuma, yani eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere, efendim sosyal hayatla ilgili, üniversiteyi bitirdiklerinde ne yapacakları, nerede çalışacakları, bütün bunlarla ilgili daha belirginleşmesini, yani şimdi biz mesela o hesabı yapmadık. Biz ortaokulda, lisede, hatta üniversitede okurken ya biz okulu bitirince ne olacağız demedik. Yani bizim böyle bir şeyimiz yoktu. Çünkü biz nereden gelmişiz? Köyden çıkmışız, gelmişiz. 11 nüfus bir tasa çorbaya kaşık sallamışız. Bizim için yanına ikinci tabak geldi miydi dünya bizim oluyordu. Şimdi peynirin yanında sabah kafasına yumurta da konuyorsa yani o bizim için çok şey oluyordu. Bir refahlık oluyordu. Evet. Şimdiki talepler daha farklı. Yani ve bu gençlerimizin bu taleplerinin karşılanması noktasında da gerçekten hükümetimiz, Cumhur İttifakımız elinden gelen bütün gayreti gösteriyor ve bir önce anlattım. Yani gençlerimiz eğitim için yurt dışına devlet eliyle gönderiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı eliyle gönderiliyor. Üniversitelerimiz eliyle gönderiliyor. Şu an için mi bunu söylüyorsunuz? Efendim, şu an için. Bir önce bahsettim. Tamam, 500 ama, enerji nükleer tamam eğitim da. İçin gitmiş. 500 tamam uzay sanayisi için gitmiş. Ama siz de sokakta umutsuz bir dolu gençle karşılaşıyorum dediniz. Şimdi mesela ben yani, en son gittiğim yerlerden birisi birkaç ay önce Doğu'da Yüksekova ve Hakkari'ydi. Yüksekova'daki gençlerimizle konuştuk. Çoğu üniversiteyi İzmir'de okumayı istiyor. Antalya'da okumayı istiyor. Mersin'de okumayı istiyor. Onlar Mersin'e, İzmir'e gelmek istiyor. Mersin'deki, İzmir'deki, İstanbul'daki de Avrupa'daki bir üniversitede okumak istiyor. Yani dünya da küreselleşti artık, yani eskisi gibi değil. Şimdi bu imkanları da devletimiz de açtı ve Türkiye'nin geldiği şartlarda kişi başına milli gelir 3.000 dolarlardan 10.000 dolarlara geldiğinde, 11.000 dolarlara geldiğinde tabii ki refah seviyesi yükselince ailelerin pek çoğu da çocuklarını yurt dışında okutma, orada işte dil kurslarına gönderme imkanlarına kavuştular. Bu daha da artacaktır. Yani aynı şey bizim ülkemiz için geçerli. Diyelim ki Afrika'dan öğrenciler de bizim ülkemize geliyor ya da Türk Cumhuriyetlerinden ya da Balkanlardan. Yani bu dünyadaki bu öğrencilerin farklı ülkelere gitmesi, okuması ya da oralarda iş imkanı bulması, yakalanması bunlar önemlidir. Çok özür diliyorum. Şimdi ikinci bölge, ikinci sıra adayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bizim konuğumuzdu. Kendisi çok genç bir hekim. Profesör Doktor Halit Yerebakan. Evet. AK Parti İstanbul Bugün 2. Bölge 2. reklamlarına evet. gelirken. Epey de şey asmış. Evet, genç bir hekim kendisi. Genç bir cerrah, öyle söyleyeyim. Biz de sağlıktaki sıkıntıları konuştuk kendisiyle. Benim aynı zamanda bu akşam yaptığım tartışma programları gibi gündüzde bir kuşağım var biliyorsunuz, gün ortası. Orada sizin biraz önce gençler üzerine kurduğunuz cümleleri hekimler üzerine kurdu. Dikkat ettim. Dedi ki değer görmek istiyor hekimler. Ben bunu sordum. Hekimlerin böyle bir sıkıntısı var. Önemli bir meslek hekimlik. Çünkü en nihayetinde bir doktorun eli değmek durumunda kalıyor Doğru. size. Hangi pozisyonda olursanız Doğru. olun. Doğru mu? Sağlık Minnet çalışanlar çağırır. İçinde. Kesinlikle. Pandemi döneminde onlar tabii. bizim savaş Şuranı kahramanlarımızdı. Evet. Gerçekten öyle. Şimdi onlar değer görmek istiyor ve dinlenmek istiyorlar. Mesela siz gençlerle ilgili söylediniz. Gençler değer görmek istiyor, dinlenmek istiyor. Yani Doğru. anlaşılmak istiyor. Ben sık sık siz bir araya geliyorum. Siz o zaman böyle bir problem mesela bizim görüyorsunuz Alperen Ocakları demek ki. Vakfımıza demek ki bağlı bir gençlerle. Mesela bu depremden önce yaklaşık 10 ilde, üniversitelerde toplantılar gerçekleştirildi. Ben de sık sık gençlerimizle Sorabilir bir araya miyim geliyorum. Sorabilir miyim sorumu? Dinliyorum. Sorumu evet. sorabilir miyim? Demek ki siz böyle bir problem görüyorsunuz sizde. Yani problem değil. Anlaşılmak, bir gerçeklik var. Dinlenmek. Bu problem diyemeyiz buna da. Peki bu bir gerçeklik. Bu gerçekliği neyin Tabii, üstüne? Bu gerçeklik üzerine gitmemiz lazım bizim. Yani şöyle değil. Hani eskiden şöyle bir anlayış vardı. Baba ne derse çocuk onu yapar. Şimdi o yok. Çocuğu dinleyeceğiz. Dinlemeliyiz. Yani şu anda geldiğimiz nokta bu. Çocuğumuz ne istiyor? Neyi okumak istiyor? Ben bakın çocuklarımın hepsine ne okumak istiyorlarsa onu okusunlar. Ben illa şunu okusunlar. Sizin çocuklarınız yurt dışına gitmek istiyor mu? Yurt dışına Efendim? Eğitim almak istiyorlar mı? Şu anda öyle bir talepleri yok. Yok. Ama gerekirse gönderirim. Yani bu
imkanlarımız olursa, gerekirse göndeririz. Bu da bu bir de imkan meselesi ama burslu olarak kazanır, Milli Eğitim bursuyla gider, başka bir üniversitenin bursuyla gider, vakıf bursuyla gider. Kendi imkanlarımızın yeteceği bir eğitim süreci olur. Elbette ki isterim. Yani bizim ta bakın 1400 sene önce bizim peygamberimiz Resul-i Ekrem Efendimiz ilim Çin'de de olsa gidin arayın bulun ve alın demiş. Yani bu şu demek, eğer en iyi eğitim tıp eğitimi diyelim ki dünyanın başka bir ülkesinde veriliyorsa elbette biz oraya öğrencilerimizi göndereceğiz, o ilmi alıp getirecekler. Burada mesele eğitimin iyi verilememesi mi yoksa burada mesele liyakat mı acaba? Ya şimdi şöyle, ehliyet liyakat meselesi de var. Efendim işte iyi bir eğitim, Türkiye'nin çok iyi eğitim verdiği alanlar var. Mesela Avrupa'dan yüz binlerce hasta geliyor bize. Bizim doktorlarımız çok iyi, bizim hekimlerimiz çok iyi, bizim hastane hizmetlerimiz çok yüksek. Hekimlerimiz ve çok daha yüksek. Da ucuz Avrupa'ya göre. Bakın hekimlerimiz bu pandeminin ilk başlarında ama çok fazla hekim götürüverdik biliyorsunuz değil mi? İstatistiğe geri dönüyorlar şu anda. Öyle şu anda mi? Geri dönüyorlar. Şimdi tabii burada bir takım kışkırtıcı şeyler de var. İşte Türk Tabipler Birliği gibi kışkırttılar. Yani şu anda mesela hekimlerimizin ücretleri de yeterli düzeye çıkartıldı. Ve zaten hak ettikleri saygınlığı görüyorlar. Görmeleri lazım. Bu bir lütuf değil onlara. Çünkü onlar bunu ziyadesiyle hak ediyorlar. Pandemi döneminde de başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın ki bakan beyimizin, bakanlık personeli bunda da katkısı var. Hepsinin ne özveriyle çalıştığını gördük. Hepsine de biz teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü hepimiz bir gün bir hekimle muhatap oluyoruz. Yani hangi pozisyonda olursak tabii hangi pozisyonda oluruz. Ya diş hekimine gidiyoruz ya kulak burun boğaz ya üşütüyoruz işte. Yani mutlaka dolayısıyla hekimler bizim göz bebeğimiz ve şu anda da ücretleri başta olmak üzere diğer haklarıyla ilgili de kendilerinin de memnun olacağı bir seviyeye geldi. Ve ondan sonra da dönüşler başladı. Biraz mitinglere gelelim. İstanbul tamam. Mitingi var. Önemli çünkü 7 Mayıs. 7 Mayıs'ta İstanbul'da neredeyse aynı saatlerde sanırım. Bugün baktım hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem Sayın Erdoğan'ın mitingi var. İstanbul mitingi olacak. Benim bilgim yok. Yani ben size söyleyeyim benim bilgim var. En azından onu aktarayım size. 7 Mayıs'ta İstanbul'da hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitingi var. O zaman Cumhurbaşkanımız var. Yeni siz kapıda. Siz eşlik edecek misiniz? Öyle var mı? Yani hep birlikte bütün paydaşların birlikte miting yapma böyle şöyle, fotoğraf verecek misiniz? Şöyle, mesela İstanbul mitingi çok belirleyici çok bir miting olduğu için. Çok fotoğraf verdik birlikte. Yok hayır. Her gün verdik. Yok miting. Hayır şöyle Hülya Hanım. Ayın 3'üne kadar bu resmi açılışlar, toplu açılışlar bunlar devam ediyor. Ayın 3'ünden sonra seçim yasakları başladığı için artık tamamen herkes parti mitinglerine dönüyor. Şimdi orada da henüz ortak miting gerçekleştirilecek mi ya da biz bu tür mitinglerde birlikte mi olacağız, birlikte mi yapacağız? Onunla ilgili henüz bir karar alınmadı. Peki İstanbul mitingi bize önemli gelen bir... de bu konuda bir bilgi peki, yok. Peki İstanbul mitingi noktasında size sormak isterim. Tabii seve seve Cumhurbaşkanımızla birlikte oluruz. Tabii. Nerede ne zaman arzu anladım, ederse onu da bildiriyorum. Anladım. Çünkü bizim Cumhurbaşkanı adayımız. Peki İstanbul çok belirleyici. Yani evet. Türkiye seçmenin 5'te 1'i İstanbul'da. Evet. Bu İstanbul mitingi de belirleyici tabii. olacak. Şimdi bir taraftan bakıyorum. Seçim sonuçlarına dair bir işaret de verebilir İstanbul. Belirleyici. Anadolu kadar önemli. Kılıçdaroğlu nerede yapıyor? Sayın Kılıçdaroğlu nerede yapıyor? Hakan editörüme bir taraftan sorayım. İki yer var zaten. Bir Maltepe, Kazlıçeşme. Maltepe büyük ihtimalle diyor Hakan. Dolgu yapılan yanlış yer. Olmasın. Maltepe. Bu dolgu yapılan yer. Büyük ihtimal ama İstanbul'da o gün evet. iki miting var. Adayın mitingi var. Evet. Yani hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı. İstanbul mitinginde toplanan kalabalık yani miting kalabalığı sizce belirleyici midir? Yani orada bir şimdi net fotoğraf bir, verir mi? Çünkü miting meydanlarında bilen biri olarak. Elbette ki bir göstergedir. Mesela bu güne kadar ki ben mitingleri takip ettiğimde Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı mitingler ya da açılışlar mitinge dönüşüyor bazı yerlerde. Sayın Kılıçdaroğlu'nun miting yaptığı yerleri karşılaştığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın mitinglerinin Kılıçdaroğlu'nun fersah fersah üzerinde olduğunu görüyoruz. Mesela biz en son hızlı tren açılışı ki o da hayırlı olsun ülkemize özellikle Yozgat, Kırıkkale, Sivas
Tabii Sivas'ta da biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi merhum şehit liderimiz, mekanı cennet olsun, onun memleketi. Bizim de en yüksek oyu bugüne kadar aldığımız seçim çevremiz, ilimiz. Buradan hem Sivas'ta hem İstanbul'daki bütün Sivaslı ve fakirkarlı kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Tabii tüm vilayetlerimizdeki yaşayan vatandaşlarımızla birlikte. Dolayısıyla da güzel bir hizmet oldu. Yani 2 saatte gidiyorsunuz Ankara'dan Sivas'a. 5 saate düştü İstanbul-Sivas arası. 2 gün sürüyordu buradan arabayla çıktığınızda. En az 12-15 saat arası. Şimdi bunlar çok güzel hizmetler. Mesela orada 3 ilde de miting yaptık. Cumhurbaşkanımız katılamadı. Kırıkkale, Yozgat, Sivas. Muhteşemdi. Hele Sivas. 5'te orada olmamız gerekiyordu. Cumhurbaşkanı yardımcımızla birlikte gittik. Ve 5'te orada olmamız gerekiyordu. 7'de varabildik. Yozgat'taki programın böyle çok güzel katılımlı yüksek olmasından dolayı Yozgatlılar da çok sahip çıktı. Kırıkkaleliler hakeza. Ve o saate kadar alandan neredeyse bir kişi ayrılmamış. Ve saat 9'a kadar sürdü. Akşam namazından sonra bir saat daha sürdü. 1,5 saat daha sürdü. Ondan sonra ben orada İstasyon Caddesi'nde vatandaşlarımızı gezdim. İnanılmaz bir ilgi var. İnanılmaz bir Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza, Büyük Birlik Partimize sahiplenme var. Dolayısıyla ben bu miting konusunda hani Kılıçdaroğlu yaya kalır diye düşünüyorum. Peki şimdi size 2 sorum var. Kısa hemen böyle bir soru cevap yapalım. Çünkü çok az bir vaktimiz var. Bir cümleniz var. Bu cümleniz çok tartışıldı. Bu vatanı emlak ofisinden satın almadık sözleriniz tartışıldı. Bu yabancılara mülk satışı meselesi de üst başlık olarak aslında muhalefetin de üst başlığı olarak hep duruyor. Çünkü sık sık gündeme getirdiği ve eleştirdiği bir konu. Siz bu politikanın hata olduğunu düşünen bir politikacısınız. Ve biraz bunu açın, hala bu fikirdesiniz. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaştınız mı mesela bu mülk satışı meselesi? Çünkü çok tartışıldı. Benim bu. O sözüm mülk satışı ile ilgili değil. Benim o sözüm vatanı bölüp parçalamaya çalışanlara. Bu vatanı emlak ofisinden satın almadık. Evet dediniz. İşte biz bu vatanı yurt yaparken şehit kanlarıyla aldık. Şehit kanlarıyla sulanmış bir vatanımız. Dolayısıyla birisi de vatanımızın bir karış toprağına göz dikiyorsa ki PKK göz dikiyor, HDP göz dikiyor, efendim işte ABD göz dikiyor, Yunanistan göz dikiyor, Ermenistan göz dikiyor, diken dikene. Ama biz bunu diyorum ki şehit kanlarıyla aldık, emlak ofisinden almadık. Birisi de benim vatanımdan bırak bir parçayı, bir çakıl taşı almaya kalkarsa o zaman bunun bedelini ödemek zorunda diyorum. Yani bunu da söylerken milliyetçilere, öykülaşlarıma, bütün Alperen kardeşlerine, herkese bir çağrı yapıyorum vatanseverlere. Diyorum ki ya kırgınlıklarınız olabilir, kızgınlıklarınız olabilir, öfkeniz olabilir, partinizde çeşitli problemler yaşamışsınız, bizim partimiz olur, başka partiler olur. Diyorum ki bir tarafta sizin kızgınlıklarınız, öfkeniz ama bir tarafta devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali var. Yani PKK'nın ve onun siyasi uzantıyla işbirliği yapıp iktidara gelip vatanı bir parçasını özelleştirmeyi isteyen, PKK'ya terör devleti kurdurulmasına evet diyen bir cumhurbaşkanı adayı var. Ve bunu destekleyen çakma milliyetçiler var. Ben açıkça söylüyorum. İYİ Parti milliyetçi bir parti değil, milliyetçilerin partisi değil. İYİ Parti'nin genel başkanı asla Türk milliyetçisi değil. Yani Türk milliyetçisi olan birisi PKK ile kol kola giren bir cumhurbaşkanı adayını destekleyebilir mi? Destekleyemez. Yani bunu Sayın Meral Akşener için söylüyorsunuz. Yani evet, hem PKK eşittir HDP diyeceksiniz. Ben de bunu, hem de HDP ile görüşebilir diyeceksiniz. Evet. PKK ile yani bak HDP'nin 2 eş başkanı var. Bütün illerde de 2 eş il başkanları var. Belediyelerde öyle. Birisini PKK atıyor. Birisi HDP'den seçiliyor. Şimdi bu Sayın Akşener'le normal, de program yapıyoruz. Efendim, Sayın Akşener'i de biliyoruz. Geldiği geleneği de biliyoruz. Türk milliyetçiliği konusunda hiç kendisine doğal olarak orada söz söyletmeyen Meral Akşener, en son biridir. MHP'de milletvekili olduğu döneme kadar hiçbir zaman Türk milliyetçi bir partide görev almamıştır. Ne Alparslan Türkeş'te bir gün mesaisi vardır, ne Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'yla. Dolayısıyla da öyle bir şey yok. Şunu kimse boş istiyorum. Yani ben hayır HDP'yle boş atıp hiçbir şekilde çalışmasın hiç kimse. Sayın Akşener'in söylemlerini söylüyorum ben de. HDP'yle hiçbir şekilde işim olmaz. Tamam da ben de diyorum ki denkleminde değil biraz yani. Önce açıkladım. Sayın Akşener, bir belediye başkanının, büyükşehir belediye başkanının milliyetçi olduğu söylenen geçmişte olabilir. Ben tatmin şu anda insanların ne söylediğine bakıyorum. Evet. Şu anda neyi savunduğuna bakıyorum. Kim kiminle yürüyor? Şu anda ona bakıyorum ben. Geçmişte çok farklı şeyler söyleyebilirsiniz.
Geçmişte Milliyetçi bir partide görev almış olabilirsiniz. Ama siz şu anda kiminle yürüyorsunuz? Peki. Son bir dakikamız, 1,5 dakikamız. Şöyle, gençlerimize söylediğimde bizimle yürümek ve bizim gençlerle ilgili şeylerimizi, politikalarımızı, düşüncelerimizi, vaatlerimizi daha iyi öğrenmek istiyorlarsa biz varız.org sitesine girdiklerinde orada katılabilirler ve dolayısıyla hem bizim çalışmalarımıza hem de bizden bu konuda çok daha ayrıntılı bilgi alabilirler. Herkese yine Alperen Ocakları Vakfımıza şey yapabilirler, katılabilirler. Orada onların internet sayfaları, işte diğer sosyal medya hesapları oradan bakabilirler. Çok daha net öğrenebilirler ama peki. Biz de her zaman gençlerimizle birlikteyiz ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok gençimiz... Son cümle. Hayır, son cümle değil. Gençlerle ilgili. Lazım. Yok, devam ediyorum. Program devam ediyor mu? Daha 1,5 dakikamız var. Tamam, o zaman şimdi siz buyurun. Gençler dediniz, biz çok fazla gencimizi kaybettik. Evet. Çok insanımızı kaybettik, binlerce. Çok büyük bir felaket yaşadık. Yani bu felakette sadece doğa bize oyun oynamadı. Bu felaketin en temel sorumlusu insan, yine biliyorsunuz. İnsan eliyle yapıldı. İnsan eliyle yapılan o binalar. Şimdi bir taraftan bakıyorum deprem bölgesine binlerce insan. O bölgede depremin hemen sonrasında bizim üst başlıkta tartıştığımız mevzu çadır oldu. Evet. Ve hemen beraberinde Kızılay oldu. Çadır satışıyla eleştirildi Kızılay ve Kızılay Başkanı'nın gereğini yapması noktasında AK Parti'den de çok ciddi eleştiriler geldi. Siz de eleştirdiniz. Siz bugün gittiniz Üsküdar'da kan verdiniz hatta Kızılay'da. Evet. Değil mi? Bir çadırda kan verdiniz. Kimsenin beklediği adım gelmedi. Kızılay Başkanı istifa etmedi. Neden sizce böyle bir hükümet de böyle bir tasarrufta bulunur diye düşündük. Kendisi de istifa eder diye düşündük. Bunlar da olmadı. Niye sizce? Neden? Çok ciddi eleştiriler var ve şimdi bunun da tabii ilk, ciddi bir etkisi olduğunu da depremin ilk gününden itibaren ben ve arkadaşlarımız Alperen Arama Kurtarma ekiplerimiz, partilerimiz, yakın illerimiz ilk gün gittiler. Ben de ikinci gününden itibaren hep deprem bölgesindeydik. Aralıklarla da Ankara'ya geldik gittik diğer programlarımız için. Şimdi daha üçüncü günde herkesin çadır aradığı, çadır istediği depremzedelerin bir süreçte bir duyduk ki Kızılay bir derneğe çadır satmış. Çadır satıyor. Önce başkan ne dedi? Bizim bir şirketimiz var, bu satmış dedi. Bunu normal göstermeye çalıştı. Tepkiler fazlalaşınca da benim bilgim yoktu. Arkadaşlarımız böyle bir inisiyatif kullanmış. Haberim olsaydı izin vermezdim dedi. Yani çelişkili açıklamalar yaptı. Ben bunun üzerine dedim ki bu kabul edilemez. Kızılay Başkanı'nın şahsıyla bizim bir problemimiz yok. Yani ama nasıl? Böyle yani, şahsıyla bir problemimiz yok. Ama diyorum. Sorun şahsıyla bizim değil mi zaten? Bizim yaptığıyla ilgili bir problemimiz tabii yok. Yani o şahıs kim? Onları sorumluluk yapmıyor mu zaten? Bakın, evet, bulunan kişi. Sorumluluk makamında ki bir insan eğer sorumluluğunun gereğini yerine getiremiyorsa o zaman şahsıyla yani o çadırları yapıyor. Hiçbir tane bile bırakmadan deprem bölgesine göndermeyip de satmışsa o insanın orada bir dakika bile oturmaması lazım. Tabii. Ona düşen bu sorumluluğun gereğini yerine getirmekti. Ben bunu söyledim. Yine aynı düşüncedeyim. Ve seçimden sonra da orada oturabileceğini düşünmüyorum. Gidecektir diye düşünüyorum. Neden? İkinci mesele kan verme meselesi. Fakat bu tabii öyle bir olumsuz sonuç getirdi ki Kızılay'ın itibarına zarar verdi. 155 yıllık bir kurumumuz, Hilali Ahmer'imiz, bizim göz bebeğimiz. Bakın depreme yardım gecesi oldu. Toplanan paranın önemli bir kısmı AFAD'a gitti, Kızılay'a gitmedi. Daha önce olsaydı daha büyük kısmı Kızılay'a giderdi. Ve insanlar bağış yapmaktan imtina etmeye başladı. Kan bağışı yapmaktan dahi imtina etmeye başladı. Bir takım çevreler de işte Yedilin Masa'nın uzantıları kendileri bunun üstlerinde de çok tepindiler tabii. Sizce neden gereğini Kızılay'ı daha mesela da itibarsızlaştırdılar. Hayır, mesela... Biz sözümü bitireyim. Evet, sonra bir duyduk ki Kızılay'ın kan stokları azalıyor ve eğer böyle devam ederse de kan ihtiyacı karşılanamayacak duruma geldi. Onun üzerine ben dedim ki hemen bütün arkadaşlara kan bağışı yapalım. Çünkü o ayrı bir konu. Bu ayrı bir konu. Bir de Kızılay'ın sadece genel başkanı yok. Orada başka yöneticiler var. Aklı selim, ehliyetli, liyakatlı, efendim personeli var. Yüzlerce, belki binlerce, on binlerce gönüllüleri var. Onların emeklerine zayi edemeyiz. Onlara teşekkür ediyoruz. Ben gittiğim tüm bölgelerde de Kızılay personelini gönüllü olsun, kadrolu olsun ziyaret ediyorum. Hı hı. Destek veriyorum. Bugün de
gittik, kan verdik. Tam halk buluşması bir mitinge dönüştü oradaki seçim koordinasyon merkezimizi ziyaretimiz. Ondan sonra baktım ki hemen kan, zaten düşünüyordum Ramazan'dan sonra vereyim diye. Hemen baktım ki orada kan alan bir aracı var Kızılay'ın. Orada genç böyle Anadolu Lisesi öğrencilerimiz de bu işe ön ayak ediyor. Bir Anadolu Lisesi'nden gelmişler. Hemen gittim, kanımı verdim, kontrollerimi yaptırdım. Testlerimizi, değerlerimize baktılar. Ve kanda varmış vereceğimiz neden? Kadar evet. Verdik ve bütün vatandaşlarımız da Kızılay'a kan neden, bağışı neden seçim, yapmaya davet ediyoruz. Neden seçim ediyorum. Sonrası diyorsunuz? Benim öngörüm, düşüncem bu. Öngörüm. Sebebini bilmiyorum, evet. Öngörüm bu, evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Bir kere daha söyleyeyim, son cümle Sayın bir önce Destici, vaktimiz buyurun. Var dediniz. Tabii bir kere daha şöyle vatandaşlarımızı... Şöyle iki cümle alayım sizden, tabii, kapatmam gerekiyor. Bir kere daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Size de, Habertürk ailesine bu saate kadar vatandaşlarımız da bizi dinledi. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin istiklalini, istikbalini, refahını önceleyerek siyaset yapıyoruz. Önceliğimiz devletimiz, ülkemiz ve milletimizdir. Sandık gelecek, iki sandık var. Birinde Cumhurbaşkanı seçimi, ikincisinde milletvekili seçimi. Bizim Cumhur İttifakı olarak, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız ve bütün vatandaşlarımızı bu istikrara, bu tecrübeye, bu güvene oy vermeye davet ediyorum. Doğru adam, doğru zaman biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanım sloganı. İkinci sandıkta da biz Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında kendi amblemimiz, kendi adaylarımız, kendi logomuzla 81 il 87 seçim çevresinde. Örneğin ben İstanbul Anadolu Yakası'nda İstanbul Anadolu Yakası'ndasınız. Bütün parti adaylarımız için diğer 2. 3. bölge ve diğer illerdeki adaylarımızı oy vermelerini istirham ediyorum. Yurt dışı seçmenlerimize de son çağrı, çünkü orada oy kullanma başladı. 3 milyondan fazla vatandaşımız, seçmen orada oy kullanacak. Bugüne kadar hem Cumhur İttifakı olarak hem Büyük Birlik Partisi hem Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hep önceledi. Onların taleplerini hep karşılanması noktasında pek çoğu da karşılandı. Bakalım nasıl bir manzarayla karşılaşacağız. Bundan sonrakiler bu inşallah seçimde, biliyoruz taleplerini. Başta noktasında. Bu araçla peki. ilgili talepleri var, başka talepleri var. Bunların hepsinin de takipsiz ve inşallah bunların hepsini de çözeceğiz. Yurt dışı seçmenlerimizden de birinci sandıkta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ikinci sandıkta da Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olan ve kendi adaylarıyla seçime giren peki, Büyük Birlik Partisi'ne çok teşekkür oy vermelerini ediyorum. İstirham Sağ ediyorum. Olun. Size de teşekkür ediyorum. Ben bütün teşekkür vatandaşlarımıza ediyorum, Sayın Destici. Hayırlı geceler, sağlıklı ömürler diliyorum. Peki, sağ olun, teşekkür ediyorum. Seçim 2023 programında Sayın Destici'yi ağırladık. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, 1. bölgeden aday. Geçtiğimiz seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi, özellikle yurt dışı oylarına bakıyorum, orada avantaj sağlıyordu. %55. Ama bu seçimde nasıl bir manzarayla karşılaşacağız onu bilemiyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Cumhur İttifakı'nın yurt dışı seçimlerde oy oranını ben size söyleyeyim. %65'in üzerinde olacak. %70'e yaklaşacak. Öngörünüz bu. Evet. Net bir fotoğraf çıkacak. İnşallah. Türkiye'nin hayrına olsun diyorum o fotoğraf. Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşların, ülkenin hayrına olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun. Size de. İzleyicilerimize de iyi geceler dileyelim. Ve benize de sağlıklı ömürler diliyorum. Sağ olun Allah analı babalı büyüsün. Sağ olun Mustafa Bey. Sağ teşekkür olun. Ediyorum. Sağ olun.